Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar 6 tane maç vereceğim. 2 tane üçlü kombine yaptım. Bunların 5 tanesi 2.5 üst. Güvendiğim maçlar yine. Toplamda bugün 30 küsur maçım var arkadaşlar ama yani o kadar maç verilmez. Bazen 10-12 yapıyorum ama bugün işlerinden seçtim size 6 tanesini. İnşallah başarılı olacağız. Kalan maçları da artık e, gruplarımda atacağım İlk maçımla başlayacağım arkadaşlar lütfen e, Bu videoya bir beğeni bir yorum atarsanız sevinirim Defterinize esirgemeyin lütfen İlk maçımız Hemen şöyle bakıyorum Kolombiya'dan Tolima Saat 2.05'te başlıyor arkadaşlar La Eugida da oynuyor. Ev sahibi B60 deplasman 4. Şöyle bakarsanız ev sahibi lider Tolima ama e, hemen ensesinde 2-3 takım e, kovalama içerisinde. Yani puanları çok yakın. Oynayacağı rakip de o kadar kolay bir rakip değil Tolima'nın. Şöyle son maçlarına bakarsak arkadaşlar. Tolima son 5 maçında yenilmemiş ama galibiyete gitmekte biraz zorlanmış. 2 e, galibiyet 3 beraberlik. Beraberlikte en ikisini deplasmanda almış. Bu da evinde e, en son evinde oynadığı maçı 3-1 kazanmıştı. Bakalım burada ne yapacak? E, deplasman takımıyız arkadaşlar. Son 5 maçında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet. Galibiyetle en ikisini de evinde almış. Evinde son maçında da yenildi bu arada. Ee, i̇şi zor. Lidaya karşı oynuyor. Ama kolay bir rakip değil. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar. 1.80'den 2.5 üst. İkinci maçımız Slovakya Süper Liginden. Nitra Mikolavci Saat 18'de başlıyor. Ev sahibi 1.50. Deplasman 3.50. Şöyle bakarsak arkadaşlar. Nita 4. sırada. E, liderden büyük bir fark yemiş durumda. Şu an daha 10. maçta 13 puan bir fark yedi. Deplasman son sırada arkadaşlar. Şöyle bakarsak. Nita son 5 maçında 2 galibiyet 3 mağlubiyet aldı. Çok karmaşık ilerliyor ee, evinde bir maç kazandı evinde son maçta yani şöyle söyleyeyim deplasmanda bir maç kazandı ee, bu oynadığı 5 maçın 4'ü deplasmanda yani bundan sonra evinde birkaç maç fazla oynayacaktır e, bu da puan tablosuna yansıyacaktır illa ki. Deplasman son 5 maçında 2 galibiyet, bir beraberlik. Yani son 5 maçlara bakarsak Nitra'dan daha iyi durumda. En azından bir puan daha fazla almış. Bir defa daha az yenilmiş. Ama arada büyük bir kod farkı var arkadaşlar. Nitra dediğim gibi 5 maçın 4'ünü deplasmanda oynamış. Yavaş yavaş e, puan tablosunda birkaç basamak daha yükselecekti. Çok büyük fark yemiş aslında. Önce puan farkını kapatabilir. Daha sonra e, yukarıya tırmanmasına bakacağız ev sahibi avantajını kullanacaktır burada Nitten. Nitten'in çok rahat. Ben ev sahibinin bir buçuk üst, iki buçuk üst yapacağını düşünüyorum. O yüzden bu maçı arkadaşlar iki buçuk üst dedim ben. Bir oranı var. Ve üçüncü maçımız. büyü Roktele maçı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar maçlar artık e, bildiğiniz maçlar. Ama dediğim gibi ilk başladığı haftalar 5-6 hafta 4 hafta oynanmaz bence. Bu benim kendi fikrim. Gerçekten çok patlayan da maç oldu. Özellikle büyük takımlarda. Bu ikinciliklerde, birinciliklerde gene bir şey diyemiyorum ama patlayan maç çok fazla oldu. Ben kendi adıma konuşuyorum. İyi ki oynamamışım. büyü roktale maçı İngiltere 1. Liginden saat 5'te Ev sahibi 62 arkadaşlar. Deplasman 3.60. Şöyle bakarsak ev sahibi 18. Deplasman 17. sırada. Ev sahibinin yalnız bir maçı eksik. İki takım da kötü başladı. Ev sahibi e, bir galibiyet Üç beraberlikle oynuyor. E, i̇ki defa da yenildi. E, Deplasman daha da kötü Oktale. İki galibiyet aldı ama dört defa yenildi. Dediğim gibi e, ev sahibinden bir maçı fazla. Şöyle bakarsak ev sahibi son 5 maçında bir defa yenildi. Onu da son maçında evinde yenildi e, Bristol olursa Deplasman ise iki defa yenildi. E, evinde de yenildi. Deplasman'da da e, biraz karmaşık ilerliyor. Deplasman'da yenildi. Evinde yenildi. Sonra deplasman'da maç kazandı. Çok karmaşık ilerliyor. Ben bu maçın da arkadaşlar 1.70'den 2.5 üste gideceğini düşünüyorum. Bu şekilde üçlü bir kombine oluşturduk arkadaşlar. Şimdi ikinci kombinemi söyleyeyim. Brezilya 1. Liginden arkadaşlar. Bragantino Goyas maçı. Saat 23'te başlıyor. Ee, çok enteresan oranlar açılmış arkadaşlar bu maça. Ev sahibine 1.40 vermişler. Deplasmana 4. Şöyle e, bakarsanız ikisi de sonlarda Goyas'ın iki maça eksik. Tamam kötü durumda. Ama ev sahibinin yanılmıyorsam son sıralardan çıkacağını, yavaş yavaş puanları toplayacağını düşünülüyor. Benim e, oranlarla pek işim yok arkadaşlar. Ben oranlara bakmadan çıkartayım maçlarımı. Daha sonradan oranlar işte gördüğünüz gibi 1.70, Tolima 1.80. Ben buna göre çıkartıyorum maçlarımı tamamen. Şöyle son maçlarına bakarsanız iki takımın da iç açıcı değil ama Bragantino son maçını kazandı evinde 2-0. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar oranların çok enteresan olduğunu söylememin nedeni buydu. 2.5 buçuk üst düşünüyorum ben bu maça 1.35 çok çok düşük vermiş. Ben bu maçın iki buçuk üst zaten bir buçuk üstte kesin gözüyle bakıyordum. oranı da böyle düşük görünce iki buçuk üst rahatlıkla gelecek diyorum arkadaşlar. İkinci kuponumun ilk maçıydı bu. İkinci maçım. Fransa ikinci liginden. Clermont Ajaxio. Saat 20'de başlıyor arkadaşlar. Ev sahibi B67. deplasman 350. Şöyle bakarsanız deplasman 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Ee, kolay yenilmiyor. Bir mağlubiyeti var. Deplasman Ayak bakarsanız 20 takımlı ligde 14. sırada bir galibiyet bir beraberlikle oynuyor. 5 mağlubiyeti var. Şurada zaten son tabloda her şeyi görebiliyoruz. deplasmanın dediğim gibi bir tane 1-0 deplasmanda kaybettiği bir maç var. Maçları genelde golsüz geçiyordu arkadaşlar. Son iki maçta biraz e, üçer gol olmaya başladı. Onu da ev sahibi üçer üçer atmaya başladığı için iki maçında 3-0 kazandı. Ajaxio'ya bakarsak arkadaşlar son 5 maçında sadece bir tane alt var. Şey üst var. 4 maçı da alt olmuş. Ve son işi gerçekten çok zor. Şurada gördüğünüz 5 maçın 3'ünü evinde oynamış. Peş peşe evinde oynadı. Yani yarın bir gün deplasmanda fazla maç oynayacağını gösteriyor. Ajax'ın bu sene kümede kalmak için çok büyük çaba sarf etmesi gerekiyor. Onu anlayabiliyoruz buradan. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar. Bir buçuk üst. Bir yirmi Rahatlıkla geleceğini düşündüğüm bir maç. İki buçuğa taşınabilir mi? Ee, taşınabilir. Ben zaten e, maçlarımın hepsini dediğim gibi ben taraf bahsi almıyorum. Alt üst oynuyorum sadece. İki buçuk üst diye çıkartıyorum maçları. Sonra eleme yaparken bunu bir buçuğa düşürdüm misal. Diğer başka 5 e, maçım düşürmedim. Bir tek onu düşürdüm. Ve son maçım arkadaşlar. O maça da bir buçuk üst dedik. Claremont maçına. Son maçım arkadaşlar. Ekvator Pro Lig'den Emelek Makara maçı saat 23.30'da başlıyor. Bu maç şu an iddiada gözükmüyor arkadaşlar. Ama iddia alacaktır. Gördüğünüz gibi Emelek 10. sırada. Deplasman Macaya 6. sırada. Yalnız Emelek'in yeri burası değil arkadaşlar. Yani tanıyanlar, bilenler bilir. Emelek daha üst yerleri hak ediyor. Son 5 maçında evinde oynadığı 3 maçın ikisini kazanıp birinde beraber kalmış ve beraber kaldığı maç da liderle oynadığı maç. Kolay bir maç değil. Deplasmana bakarsak arkadaşlar son 5 maçında bir defa yenilmiş. Ben burada çok rahat gol ve golleyin geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu maç da benim 2.5 üst düşündüğüm maçlardan bir tanesi. Dediğim gibi bu şekilde 6 tane maç etti. E, toplamda yani şu an gözüken 36-37 tane maçım var aslında. Bunların içinde eleme yapacağım. Yani tahminen 28-30'a düşecek. Çok fazla değil. Çünkü bir defa kontrol ettim ben bu maçları. Bir defa daha kontrol edeceğim sadece. Dediğim gibi kalan maçları da artık katılda vereceğim. Artık maçlar çoğaldı. Normallikle oynayabiliyorum ben artık. Ee, yani 6-7 hafta oldu. Avrupa maçları oynandı. Milli milli maç arası verildi. Artık takımlayın. illa ki gene patlamalar olacak. Ben sadece sistemime uyduğu sürece oynayacağım arkadaşlar. İsterse Barcelona 8 atsın, isterse Bayern Münih 8 atsın. Sistemime uymadığı sürece oynamayacağım. Misal Ajax Liverpool maçından çok insan yattı KG'den. Dün Hoffenheim maçından yani 2-0 bitti. Hoffenheim'e verenler e, kazanmıştı. Tebrik edeyim ama yani kaygı bekleyenler vardı. Ne bileyim dün gene UEFA'da çok fazla değil ama birkaç tane biz vardı gene. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şansınız bol olsun.